Sadece tek yıldızı olan işletmeleri test ediyorum ve ilk durağım bir kuru temizlemeci. Davet edecek. Kuru temizlemeci hakkında şöyle bir yorum var, onu da siz... Ben hep otel gibi düşündüm bunu, tamam. Her türlü mekan var. Sizlere okumak istiyorum içeriye gidip kıyafetimizi bırakmadan önce. Yapılan her işlem berbat. 2 adet mont verdim. Biri giyilmeyecek şekilde deforme olmuş. Diğerinin ise rengi solmuş. Üstelik bunlar yetmemiş gibi göz görüyor. Abi bir puan, ben şeyi çok şahit oluyorum. Bu doğru mu söyleyeyim bana? Mesela diğer o yemek sitelerinde, uygulamalarında falan da öyle. Biri çok fazla kötü yorum aldığında isim değiştirip tekrar aynı mekanda bir yer açıyorlar. Bunu resmiyette nasıl yapabiliyor bilmiyorum. Ama sürekli bunu tekrarlıyor. Anlamadığım bir konu var. Beni aydınlatın. Sen bir kuru temizlemecisin. Örnek veriyorum. Şimdi izleyeceğiz diyor bilmiyorum ama. Kuru temizlemecisin. Yo bu oluyor oluyor. Ben birkaç hatta 3-5 tanesine şahit oldum. Uygulama niye izin veriyor veya araştırıp denk geliyor mu bilmiyorum ama. Abi bir restoran ol veya bir işletme ol. Bir yıldız alıyorsan eğer. Ya bir durup geçen gün Ayşe konuşuyor ama. Onu geliştirmeye çalışmaz mısın ya? Bir şey bozuyorsan ya da bir şey lezzetsiz yapıyorsan bir şekilde ona el atman lazım. Yani ben şu an bir şey kötü yapıyorsam burada o kötü yaptığım şeyi analiz edip reaksiyonlara göre onu daha iyisine çevirmem lazım. Bazı öyle bakıyorum ki abi herif 6 senedir kötü yorum alıyor mesela. 4 senedir. Nasıl oluyor ben onu anlamış değilim. Göre göre inkar ediyorlar. Ya da harbi çok düşmanları falan oluyor saldırıp duruyorlar ya. Başka bir açıklaması yok bunun. Güvenip ürünlerinizi sakın teslim etmeyin. Fotoğraf da bırakmış hakikaten. Montu biraz yıpranmış gözüküyor. Ama bu mont önceden de böyle miydi? Yoksa buraya bıraktıktan sonra mı bu hale geldi? Peki uygulama yapacak mı? Direkt verecek mi? Öyle değil mi kedicik? Ha? Şimdi ben de arkadaşlar bir tane elbise ayarladım. Ha. Elbisemin üzerine zaten sabah çektim. Kahve döktüm. Bakalım kahve lekesini çıkartabilecekler mi? Elbise penye bir elbise. Aslında makineye atsam da olur bu ama kahve lekesi kolay çıkmıyor biliyorum. Bunu temizler baba. Az öncekinin dokusu, kumaşı falan farklıydı o böyle... Sıcaklık görünce bozulan cinstendi. Bakalım neler olacak. Hadi gelin. Merhabalar. Müsait misiniz? Bir elbisemiz var da bırakabilir miyiz? Ne kadar sürede acaba şey yaparsınız? Biter, halledersiniz. Yarın mı? Bu akşam alma şansımız hiç yok mudur ya? Çok bir şey yok. Lekeli mi zaten? Biraz lekeli. Çıkar mı bilmiyorum. Çıkmaz mı? Net bir şey söyleyeyim. Peki ne kadara bunu? Kahve. Çok da durmadı bu arada. Çok eski bir leke değil. Belki daha kolay olur o yüzden. İsim soy isim alayım ben. Meryem Can. Çıkartmaya çalışırım. Tamamdır. Kaz bulunca arayacağım. Tamamdır. Abi. Teşekkür ederim. Bilmiyormuş kanka o şans o şu an. Eğer elbiselerinizin mahvolmasını istemiyorsanız buradan uzak durun. Bu yorum kuru temizlemeci için değil, terzi için atılmış. İkinci durağımız Google Maps üzerinde sadece tek yıldızı bulunan ve elbise eteği dahi düzeltmeyip beceremediği iddia edilen bir terzi. Terzimizi bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Bir pantolon paçası için müsaitliğiniz var mı acaba? Evet. Pantolon da değil de penye hatta. Bu bana çok uzun geliyor. Şöyle şu kadar falan paçasını kesmemiz gerekiyor, kısaltmamız gerekiyor. Şimdi sen bana komple ne kadar kısalacak onu söyle. Tamam, şöyle göstereyim. Bu ayakkabılar uzun. Ben bunu düz ayakkabıyla giyiyorum. Yapar, 5 dakikalık iş. Dur, şöyle çıkartayım hatta bakalım. Evet, o kadar gitse. Aynen. Ne zaman alabiliriz peki bunu? Bak iğne miğne toplu iğne falan takmadı bile. Profesyonelliği. Yoksa bir saat 5 hafta falan olur mu? Oh süper. Tamamdır o zaman. Görüşürüz akşama. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Şimdi de arkadaşlar yemek yemek üzere oldukça düşük puanlı bir dönerciye geldik. Burada gerçekten şu ana kadar gitmiş olduğumuz yerlere göre çok fazla kötü yorum var. Bu kadar çok yorum olup bu kadar düşük puanlı bir yer ben daha önce hiç görmemiştim. Şimdi sizlere birkaç yorum okumak istiyorum. Bu yorumları okudukça aslında birazcık korktum. Çünkü nasıl deneyeceğim? Zehirlenenler mi ararsınız? Çorbasından böcek çıkanlar mı ararsınız? Hatta bakın daha ilk yorumda. Evet bir de yani Taksim'de arkadaşlar, ya. Arkadaşlar fotoğrafıyla birlikte paylaşmışlar. Çorbanın içerisinden böcek çıkmış. Turistler yorum atmış. Yabancı olduğumuzu anlayınca bizden 1400... İki tane dürüm döner aldım. Bir kola bir ayran 1450 TL. Ödedim şok geçirdim. Oysa kasa çalışan sakalı çocuk anladı. Biz yabancı turistiz. Fiyat ilk katı aldı. Yarısını belki de cebine attı. 400 küsür lira hesap istediler diyorlar. Bakın hatta hemen bir yorum okuyorum. Tam kazıklanma yeri. Menü yok. Ne girişte ne masada. Garson kafadan hesap yapıp söylüyor. Fiyatlar çok yüksek ve kalitesiz. Bu arada bu yorumlar böyle 5 sene önce falan atılmış yorumlar değil. 5 ay önce atmışlar. Her şeyle berbat. Asla asla gitmeyin. Bir haftadır kusuyoruz ve ishaliz. Resmen zehirlendi. Kadının kötü olmasını geçtim. Hayatımda yediğim en kötü döner. Aynı zamanda çok tuzlu ve çok ekşi olduğunu söylüyorlar.
kadar etin. Şimdi gidelim bakalım biz nasıl bir deneyim yaşayacağız. Belki de biz bambaşka bir deneyim yaşarız ama ben açıkçası birazcık korktum. Arkamızda görmüş olduğunuz dönerciye şimdi sizlerle birlikte gidiyoruz. Merhaba. Yukarısı daha serinmiş. Full turistler. Şöyle oturuyorum ben. Tavuk mu yesen, et mi yesen? Yiyecek misin? Yok, sen et yap. Var mı fiyat orada? Var galiba. Ben tavuk yiyeyim. Size fiyatları söyleyeyim. Tombik tavuk döner. Varmış. 169 lira. Normal. Mi? Et tombik. 100 gram 281 lira. Normal. Allah'ım şu turistler gitsin buradan lütfen ya. Belki şöyle mi? O Adem inanın normal Taksim Meydanı'nda yemek yiyorsun ya. Yok be. Normal oğlum tombik dönerle dürümün bir farkı yok ki malzeme olarak. Tabii İstanbul'a göre konuşuyorum bak. Siz başka şehirlerdeyseniz bilemem. O değişiyor çünkü. 70-80 liraya kadar oynuyor. Pahalı diyenler normalde kaça iyi onu söylesin. Oğlum, turistler çok gürültü yaptı. Garson da kafasından kazıklamak istedi. Kafası şiştiği için. Ayıp tabii gene de yani bu kadar da. Nasıl normal ya? Arkadaşlar nasıl ben değil ya? Videoya konuşuyorum. Benim sesim o kadar yüksek değil. Bekle bir tane mesela restorandan bakacağım. Bir saniye. Tabi bu saatte göremeyebilirim ama. Heh. Mesela şuraya girelim. Et var mı burada? Tavuk dönerler. Yok sırf tavuk dönerciymiş burası. Tamam neydi o pahalı olan? Neyse. Tavuk döner. 199 TL. 210 TL. Bu zurnası galiba uzunu. 219 TL. Mesela başka bir yere bakıyorum. Hataylı bir şey. Antakya usulü tavuk döner dürüm 180 TL. Harbiye dürüm 380 TL. Patates kızartması 80. Dur bakalım heh. Adana kebap 380 TL. Tombik yok mu bizim tombik yav? Acıktım ha. Tavuk kanat 320 TL. Tavuk şiş 320 TL. Diye gidiyor işte. E pahalı abi işte. La oğlum. Şimdi sana pahalı. Senin listende bu daha ucuzsa sana pahalı gelir. Benim hep gördüğüm liste fiyatlar bu olduğu için normal abi artık diyorsun. Ne diyeceksin? Resme dönmüş ama hani böyle coşkulu bir grup. Pahalı abi. Birazcık daha sessizleşti. When I go to another country, I never do that shit. Because if I do, someone come and say, hey, what are you doing, man? This is not your personal space. This is public area. You cannot speak like, hey, 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 what the... Al işte ya. What the fuck is going on? Ben Avrupa'da böyle araba kullanırsam ceza yerim cevabıyla, yani ceza alırım, ceza yazarlar cevabıyla aynı. Teşekkür ederim. Turistleri kaçırdı. Çok komik. Oh gittiler ama ya Allah razı olsun. Döner de aşağıda hazırdı niye? Kim? Espri mi yapıyorlardı onlar? Turist değil miydi o? Bu kadar uzun süre bakmayacağım. Teşekkürler. Oha öyleyse anlamadım. Evet. Bakalım of mis gibi bak mis gibi. Gül ya. Ben vallahi açım. Vallahi ben de açım arkadaşlar. Bence ekmek bayağı iyi ya böyle çift ekmekler gibi. Şimdi biz şöyle yemeklerin fiyatlarını evet ayarlarken oranın konumu kirası ve saymıyorum. Aldığımız malzemeleri toptan alıyoruz. Metroya da bilinen marketlerden insan bunu düşünmüyor. Biraz İstanbul gibi bir yerde. Tamam işte. Şimdi bu adam bunu satıyor. İşte sallıyorum. Erenköy bölgesinde. Erenköy bölgesinde ara sokakta bir dükkanı var. Bunun defalarca konuştuk. Adam belki sallıyorum 110 bin lira kira ödüyor şimdi aylık. Personel çalıştırıyor 30 bin liraya. Kirası 70 bin lira oluyor. 80 bin lira oluyor. Bilmem ne oluyor. Tabii ki de şimdi senin yaşadığın bölgede kira orada 4 bin liraysa 6 bin liraysa örnek veriyorum. Gidiyor. Ona göre fiyatlandırma yapıyor yani. Malzeme olarak düşünürsen tabii ki de pahalı. Ama o adam da onun altında satış yapamaz. O işi yapmaması lazım. Bu mevzu.
İstanbul o yüzden pahalı ya da böyle büyük şeyler o yüzden pahalı. Kiralar arttıkça bunlar da masraflarla birlikte mecbur para kazanması gerekiyor. Dedim ya size, caddede bir tane hamburger yedik. Bu kadar hamburger geldi. Bu kadar. Ki çok bilindik bir yer. 640 lira. İki etlisi mi biraz daha büyüğü mü ne? 850 lira falandı. Yani saçma sapan bir fiyat. Ama niye? Bağdat Caddesi'nin göbeğinde yani. Yani o adam oraya prestij diye onu koyuyor. Onu daha ucuza satma şansı yok. Evet. Şimdi bu şu demek mi yani? Hamburger arkadaşlar, bir hamburger olmuş işte 800 TL diyemezsin onu. Ben burada yiyorum bir hamburger mesela, dolu dolu harika. İşte kaç? 240 TL falan. Şöyle bir yorum var, çok kuru ya. Hem de çok kuru hakikaten. Hem ekmek çok kuru. Ben bir tadına bakayım ben bunu. Ben tavuk yerim gerçekten. Bu ekşi hakikaten. Tavuk daha güzel. Nasıl yedin onu o kadar? Yemedim, hep ekmeklerini yedim. Ekşi bu, ekşi. Döner yiyorsun ama ekmek. Ekşi. Ya çok merak ediyorum işte buraları. Gidip harbi tatmak istiyorum şu an onu ben ya. Kalkalım. Dönerimizi yedik arkadaşlar. Döner, özellikle et döner bence çok garipti. Eti böyle ekşiydi. Daha önce hiç yemediğim bir döner tadı vardı. Et hakkında gerçekten benim kafamda soru işaretleri oluştu ve yerken korktum. Çıkarken dedi ki, ne eti kullanıyorsunuz? Etinizin tadı birazcık garip. Hayır, video yapmaktan değil. Merak ediyorum yani. O ön yargımı etkiliyor. Harbi öyle mi? Garipti dedik. Adam şöyle bir cevap verdi. Allah Allah, ilk defa sizden şey dinliyorum. Ya YouTuberların gittiği ve puanladığı yerleri tekrar şey gibi olur lan o. Hani onlar dürüst içerik üretmiyor da ben bir de bakacağım gibi bir şey olur, yanlış anlaşılır. Aslında bir gelip... Ya da o merakımdan gidiyor. Mekanın yorumlarına baksan görebilirsin kardeşim yani. Hani çok da zannetmiyorum ilk defa benden duyduğunu. Şu ana kadar yemiş olduğum en garip döner. Bu arada yorumlarda söyledikleri gibi biz de 496 TL ödedik. İki soda, 100 gramlık iki tane tombik, bir tanesi et, bir tanesi tavuktu. Şimdi ben de arkadaşlar puanımı vereceğim herkes gibi. Yiyeceğe kaç verelim? Bence bir. Gerçekten bir yıldızı hak etti burası. Ben sevmedim. Sence bir yıldız gider. Çünkü ya, okurum hizmet olarak 3. Bu gürültülüydü. Hani böyle bir 3. Deneyiminizi bizimle paylaşın diyor. Hemen yazıyorum. Şöyle bir yorum yazdım arkadaşlar. Et döner çok ekşiydi. Yorumlarda yazıldığı kadar var. Tavsiye etmiyorum. Yayınladım. Bir de diyor ki genel bir puan gönderin diyor. Genel puanımız buraya overall'da 2'dir yani. 3, 3, 1 bence 2 falan. 2 ya. O da tavuğun aklına. Evet, yorumunu gönder. Anlamış olduk. Peki ya, tek yıldız verilmiş olan tatlı terzi teyzemiz, o gerçekten tek yıldızı hak ediyor muydu? Merhaba. Biz geldik. Yalnız daha bitiremedim. 2 dakika giyeyim şurada hemen. Çıt çıt. Valla şu anda bence gayet iyi, tam boyu olmuş. Göz kararı hakikaten tam şeyinde almışsın. Göz kararı değil de giydirdik. Şey giymeden canım. Üzerine. Giymemiştim ama bence okey. Gayet olmuş. Eline sağlık abla. Ne kadar borcumuz? 80 lira. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Hoşça kal. Şimdi şunu da bir anlaşalım arkadaşlar. Bence bu terzi kesinlikle bir puanlık bir terzi değildi. O yüzden ben de şimdi hak ettiği yorumu ve puanı vereceğim. Yani kötü bir deneyim yaşamadık. Gayet istediğimiz saatte hazırladı. Güler yüzlüydü. Bir esnaftan ve bir terziden 5 puan. Dediğim her şeyi bana sundu. Belki daha teferruatlı bir şey isteseydim bilmiyorum ama yorum atan kişi... Ötkücüm. Kişi de eteğin boyunu bile düzgün kesememiş, paçasını bile düzgün yapamıyor yazmıştı. Kesinlikle öyle bir şey yok. O yüzden 5 yıldız veriyorum. İşinin hakkını verdi. Gayet memnun kaldım yazıyorum. Tamam. Gönderiyorum. Ama işte ne istendi paça abi ya. Yorum yapan ben oldum. Belki benim sende puanı yükselmiştir. Bu beni mutlu eder. Sıra kuru temizlemeciden elbisemizi almaya geldi. Acaba tek yıldızlı kuru temizlemeci elbisemizdeki kahve lekesini çıkartabildi mi? Burayı merak ediyorum. Kahve çok şey bir lekemiş. Galiba bir bölge kalmış şurada. Ne izliyor? Ya niye geçmiyor ki kahve? Kahve çok, çok şey bir lekemiş. Şekerli falansa çok doğru. Şekerli değildi aslında ya. Bayağı bir geçmiş de çok gölge biraz kalmış. Geçmiş. Birazcık kalmış. Sürekli yıkandıkça geçebilir. Zamanla geçecek. Hükümdar. Renge açılabilir. O yüzden yatırmadım. Okey, tamam. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Bana çıkmış gibi geldi. Torbadan çıkarıp bir bakalım elbisemize. Hani? Bak. Ben hiç göremiyorum nasıl ya. Nasıl görmüyorsun? Ayıptır ya. Nerede? Bak.
çok hafif. Bak görünüyor. Yok lan. Şurada görmüyorum diyemezsin. Bak burası kahve yani. Nasıl görmüyor musun gerçekten? Ya o kadar az ki hani öyle elbiselerinizi mahveder, çok kötü hale getirir gibi bir şey yok. 250 lira. Çok basit bir elbise olduğu için bilemiyorum şu anda ücretler nasıl. Kulağıma hoş geldi, bana çok kötü gelmedi. Şimdi yorumumuzu yapalım isterseniz. Evet, şimdi sence kaç... Ulan 250 lira donate geldi sandım. Kuru temizlemeye teşekkür ediyordum ya. O nasıl bir yazı ya? Bana çok kötü gelmedi. Şimdi yorumumuzu yapalım. Şu anda ücretler nasıl? Kulağıma hoş geldi, bana burada çok... görüntü geçti. Sağda geç geliyor, yayın açıkmış. Kötü gelmedi. Şimdi yorumumuzu yapalım isterseniz. Evet, şimdi sence kaç puan vermeliyim? 4 bence. 4. 4 yani. Kıyafetlerim zarar görmedi. Hızlı bir şekilde teslim ettiler yazıyorum yorum olarak da. Bence yine hak ettiği yorumlamayı ve puanlamayı yaptık. Benim en heyecanlı olduğum yerlerden birisine geldik. Tek yıldızlı berber deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Aha, en sevdiğim. Ama bir kişi yorum yapmış, o da yan rakip kuafördür ya, aynı mahalledeki. Arkadaşlar, daha önce puansız kuaför denemiştim. Düşük puanlı kuaför de denemiştim bir videomda. Ama ilk defa tek yıldızlı berber deneyimleyeceğim. Ama bu sefer ben deneyimlemeyeceğim. Tabii ki sevgili Temmuz deneyimleyecek. O yüzden onunla birlikte açtık. Saçlarının... Temmuz çok tedirgin gözüküyor. Kesilmeye bence ihtiyacı vardı gördüğünüz gibi. Şöyle bir üstlerden alıp yanlarımı bırakıyorduk. Yanlarını alıp üstlerimi bırakıyorduk bilmiyorum ama. Aklında bir model var mı peki? Her zamanki gibi. Yanlar biraz daha kısa, üstler biraz daha uzun. Şu taraf bombeli. Bu kadar. O zaman hadi gidelim. Aa, müsait değil galiba. İçeride tıraşı var. Abi kolay gelsin. Sağ ol. Abiden sonra müşterin var mı? Yok. Tamam. İlk defa böyle bir şey duyuyorum ya. Abi yarına kadar doluyuz. Yarına kadar doluyuz abi. Sakalsın, nasıl oluyorsun? Tipsiz olurum. Hadi arkadaşlar. Hadi sağ ol hocam. Hadi bakalım. Saçları mı alacağız? Abi bu saçların çok darmadağınık farkındaysan. Tamam. Şu yanlar biraz daha kısa. Tamam. Üstlerin şu bölgesi biraz daha bombeli, kısaltacağız. Bu modeli kısaltacağız. Aynen, aynen öyle. Sakallara girecek misin? Ya keskisin, keseceksen Allah Allah. Zorlama diyor bak, zorlama. Bir puan burası. Tamam, hadi, 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 kes tamam, hadi ya. Bak ben de saçlarımı kısa kestirdim yani. Tamam, ne hadi olacak? Kes ya. Sen saçını yana doğru koyayım, geri doğru koyayım. Ben hiç taramıyorum. Ama senin saçının kesimi kolay. Değil mi? Bana göre kolay. Bazı zor saçlar var. Yalan yok. Ama senin saçların bence çok kolay. Ben 85'ten beri bir bu işin içindeyim. Çok genç gözüküyorsun ama hiç öyle... Ben 53 yaşındayım canım. Ama on... çok erken başladım. Mesela çocukluktan var. Bu iş ben, böyle. Babamın mesleği bu benim. Aa bak bu iş böyle. Onun önce de vardı. Yazın... Hadi ver bir yıldır. Ben yazla çalışıyorum. Sakalını alıyor musun sen? Ne yapacaksın? Al ya. Biraz tipim şey olacak ama bak söyleyeyim. Geçmiş olmaz. Küçülecek yani. En azından bir genişlik olur. Boş ver. Oo, bak benim bıyıklarım tam Türk bıyığı bak. Çok iyi. Sanki Atilla başbuğu falan. Oğlum. Kurtlar Vadisi'ne çek yolla şeye. Mis gibi oldu be. 10 yaş gençleşti ya. Memo tipi ama top sakallı olmuyor. Bir iş olsun. Ulan ben de mi yapsam acaba şöyle... Karpuz gibi yüzüm çıksa. Tamam. Ne rahatlar ama saç köklerim, sakal köklerim ha. Vallahi kurutmuş Osman. Neyse koyun oynarım biliyor musun? Hakanım. Hakanım. Ordular geliyor. Şeye benzedim. Pargalı İbrahim Paşa. Abi böyle mi bıraksak bu sakalı? Ne diyorsun? Hayır hayır. Ben vallahi çok iyi. Vallahi insanlar bana çok daha değişik davranabilir. Bir saygı duyabilirler biliyor musun? Abi çok merak ediyorum. Yüzümü sakalsız askerden beri görmedim ya. 10 yılı geçti ya. Çok merak ediyorum oğlum. Nasıl bir şeyim acaba? Hatırlamıyorum. Böyle iyisiniz. Ya tamam. Sakal iyidir, güzeldir de. Merak ediyorum. Hiç kimseyle görüşmemem lazım. Ailemin bile karşısına çıkmam lazım. Eğer beğenmezsem bunun uzaması nereden baksam bir ayı bulur. Yanağım çok çıkar abi ya. Bak ne olursa olsun şu sakal da ister istemez. Bak şu var ya şu pay. Bu pay insanın biraz çenesini böyle öne alıyor. Şimdi burayı sıfırladın mı bu cücük gibi çıkabilir yani, çok korkuyorum. Ben kes diyenler şu an var ya harbiden kötülüğümü istiyor yani, dalga geçecekler çünkü. Ama ne rahatlarım ya, bir de bir bakım yaparım şöyle fıçık 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 foşur foşur. Ne alaka ya, ne alaka, merak ediyorsunuz çünkü. Onu görüp de böyle olmayacağım, beğenmesen şunu demeyeceksin abi iyi olmuş demeyeceğim, böyle aa diye güleceksin. Kordi'ye dalga geçip duruyordun. Kordi'nin çenesi yok. Benim çenem var. Kordi'yi bu kadar sakal bıraksa normal gözükür zaten. Benim çenem burada zaten. Aa burada çenem.
Sadece bıyık bırak. Öf şöyle işte bak böyle bırakayım. Buradan da şöyle yana gideyim. Buradan da favoriye çıkayım. Sonra da bir chopper. Vallahi ben de... Chopper. Ben de hoşuma gitti. Vallahi benim de hoşuma gitti. Yalan söylemeyeceğim. Meryem. Oldu vallahi bak. Daha... Çok mutlu oldum. Geçme vallahi oldu. Ama bir şey söyleyeceğim. Buraları falan almayacak mı? Şuralar falan. Ben de beğendim. Sen beğendin mi? Yok o kesilmiş zaten. Dur bakayım. Abi badana yapsana bir. Böyle kalsın. Evet böyle kalsın. Ben kararını verdim. Vallahi çok hoşuma gitti. Yemin ederim madem böyle... 10 numara oldu. Ya hani... Oğlum çok trafik... Nasıl şuna gitti? Atarlanmaya başladı. Bakışa bak. Trafik de bak bana bir şey diyemezler ha. Pardon birader bir şey mi var? Oğlum çok tehlikeli bir insana döndüm. Ben kendim de münakaşaya girmem biliyor musun? Yani şu bıyıkla asla tartışmam yani ben. Senin cildin çok hassas. Evet. Ne oldu lan bir anda yıkıyor lan? Nasıl anladın? Usturayı önce anladım. Evet doğru söylüyorsun. Mert Demir diye biri var ya buna benzer eski ya. Bak fark ettin mi? Bıyık bırakıp pis sakal bırakmak çok güzel duruyor ama sinek kaydı yaptığın zaman bir değişiyor. Oh. Düzle biraz sabun değilsin. Değil mi? Sabunlar alacaksın ha. Öyle ya. Doğru. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ya. Anadolu'ya götürün beni. O çocuklara ışık saçacağım o çocuklara. Anadolu'ya gönderin beni. Abi teşekkür ederim. Eline sağlık. Bir ilki yaşamış olduk sayende. Değil mi? Ha. Valla bir ilki yaşamış oldum. Hiç böyle bir şeyim yoktu daha önce. Her şey içimizi çekti. Oo, mis gibi oldu valla. Abi görüşürüz. Ferahladım ya. Hadi bay bay. Sen beğenmedin ama bence güzel oldu ya. Niye beğenmedin? Çok komik çünkü. Niye beğenmedin? Bence güzel oldu. Biraz şeye benzedin. Böyle dizilerde şey dolandırıcı enişteler oluyor ya. Bu adamın bir puanlık bir kuaför evet, kesinlikle değil. Evet, evet, kesinlikle evet. Kesinlikle bir puan. Evet. Bir kere kuaförlüğü çok iyi. Tenimin şeyini bile anladı. Yani senin tenin hassası bile direkt anladı. Saç tipini direkt söyledi. Evet. Onu anlarsın o kolay. Bütün berberlik deneyimlerimle adamın kuaförlüğü kesinlikle çok iyi. Sadece zaten şey... Zaten 40 senelik berbermiş. Bence müthişti. Ben çok güzel keyif aldım. Her şey çok iyiydi. Sadece mekanı daha güzel olabilir. Onlara şey yapmışlar. Başka hiçbir şey yok. Bence mükemmel yani. Yani bu adamın bir puan... Mekan dönümü yok baba. Usta da önemli. Boş ver. Oturuyorsun kalkıyorsun. Daha kötü berberler var yani. Bana soda bile ikram etti. Onunla işte kafayı kıyıyorlar. Yani kepek gitsin diye o soda masajı. Ben kuaförlüğünden gayet memnun kaldım. Sadece adamın dükkanı güzel bir dükkan değil. Kullandığı malzemeler, ekipmanlar, kullandığı sabunlar, şampuanlar çok iyi değil. Bunlardan puan kırılabilir mi? Kırılabilir ama bunların karşılığı olarak ödediğiniz para da çok uygun. Yani 300 lira verdik saç sakal. O da onu karşılıyor. Saç sakal 300. Normal artık. Artık normal. Bir anda çok mu lan acaba dedim mahalle arası berbere. Şimdi bizim bu ciksler burjuvalar kaç alıyor? 600 lira falan alıyorlar. 600 lira 800 lira yer yer. Ben öyle vermiyorum da. Ben Okan'a şey yapıyorum, geyik yapıyorum. Hiçbir zamanda bu para istemedik açtım hep verdim, yalan yok. O kaç alıyor? Saç sakalı bana bence kıyak yapıyor. 400 mü alıyordu, ne alıyordu en son ya? Hatırlamıyorum. Çünkü ben bazen sakala gidiyorum, bir fiyat veriyor, çok geliyor. Bazen saç sakal bir fiyat veriyor, onunla dengeyi tutturamıyorum. Kafasına göre fiyat veriyor bence bana. Şimdi chat'teki erkeklere soruyorum. Berbere gittiğinizde sakalı olanlar saç sakala kaç para veriyorsunuz mahallenizde? Yanına da çetire şey şehriniz. Bak çaycı 80 veriyormuş Hatay. 400 Antalya, 400 İstanbul, 350 Antalya, 350 Antalya, 250 Kayseri, 300 Kocaeli, saç 400 sakalı kendim kesiyorum Ankara, 30 euro veriyorum Hollanda, dur sen karıştırma şimdi. 300 Esenyurt, 550 Ankara,
80 Denizli, 200 Diyarbakır. 200 İstanbul, ben İstanbul 300, 400 Bursa. Nasıl bir chat olmuş? Zonguldak kaç veriyor? Zonguldak kaç veriyor kardeşim? 40 Amerika. Ben 30 TL veriyorum aynısını köyde. Başka arttıran var mı? Kütahya dur bakayım. Trabzon kaç veriyor? 300 veriyor. Diyarbakır 200. İzmir 250 gördüm. Saç 300, sakal bilmiyorum. Ya sen korps niye araya giriyorsun ya? Tamam işte o zaman normal fiyat. Yani yazdığınız fiyatlarda saç sakal 300 TL normal. Genel olarak. Yani kesinlikle bence vermiş olduğun para karşılığı almış olduğun hizmet okey. Biraz daha hijyenik olabilirdi. Ben genel deneyimime 4 puan diyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben berberdeyken ne düşündüm biliyor musunuz arkadaşlar? Ayıp ettin ya Temmuz kardeşim ya. Orada yaşadığın o mutluluk, o gitgeller, o böyle kendine şaşırma. Hangi berber sana bunu yaşatabilirdi Temmuz ya? Arkadaşlar yani hep böyle teki ürünlere falan baktım. Feride falan gibi böyle çok bilindik olmayan markalar vardı. Ve genel olarak senin gittiğin berberlerde daha önce de bir berbere gitmiştim. Hep bu tarz ürünler görüyorum. Yani... Elazığ 300, Şırnak 100, Zonguldak 250. Dedim şöyle bir berberdi. Fark ettiyseniz fiyatlar sürekli dalgalanıyor. Mahalleye, bölgeye, merkezi, ana cadde, ara mahalle. Dükkanı açsam ve surata kolonya yerine tonik sıksam, serum sürsem, nemlendirici sürsem bu erkekler delirir herhalde, hayatlarının şokunu yaşar. Sadece böyle düşünsenize. 100 İstanbul, sen herhalde Tmong böyle kepçeyi koyuyor kafana böyle zıt diye benim o makineden vuruyor. 100 TL'ye saç sakal yaptıramazsın oğlum, kimse yapmaz 100 TL'ye saç sakalı ya. Kore cilt bakımı yapan bir berber dükkanı. Yani böyle müthiş olmaz mı? Ama erkekler hiçbir şeyden anlamayacağı için batabilirim. Hani böyle anlayacak bir kitle gelecek olsa yemin ederim çok iyi iş yaparız. Çünkü surata kolonya sürmek yani bence... Gökhan'a bak ne kadar masum. Benim hatırladığım 30 TL'ydi Eskişehir'de diyor. Avrupa'ya taşınmış ya seneler önce. Ben bayağı 10 lira verdiğimi hatırlıyorum kardeşim. Biraz daha inersek oğlum sen daha küçüksün bedavaya tıraş ediyorum seni diyen berberlerimiz vardı ya. Yapılabilecek en büyük cilt bakım hatalarından birisi. Sevgili erkek bireyler yaşanabilirsiniz. Bence suratınıza tonik sürebilirsiniz. Bir dakika dur merak ettim. Burada çok güzel infolar döndü. Olsa yemin ederim çok iyi iş yaparız. Çünkü surata kolonya sürmek yani bence yapılabilecek en büyük cilt bakım hatalarından birisi. Sevgili erkek bireyler yaşanabilirsiniz. Bence suratınıza tonik sürebilirsiniz. Mikrop kurması için kolonya yerine ama bence adam gayet okeyle. Cin tonik mi süreceğiz? Ne süreceğiz? Aynısını da yazmış. Tonik ne cin tonik mi? Tonik ne oğlum? Kaç puan veririm? Sen 4 verdin. Ben de o zaman yani deneyimi yaşayan sen olduğun için ben de 4 puan veriyorum overall'da şöyle. Şöyle bir yorum bıraktım sevgili dostlar. Bir okumak isterim. Hakan abinin eline sağlık. Kameramanımı çok güzel tıraş etti. Yepyeni bir soluk katı hayatına. Onun sayesinde bıyık bıraktım. Gönderiyorum. Hangi hizmetleri aldığımı da işaretliyorum. Hepsini yaptı çünkü. Şampuan, saç, jilet kesimi. Okey, paylaştık, yorumumuzu yaptık. Bir esnafın daha puanını yükselttim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle düşük puanlı diye gittiğiniz yerler her zaman da çok kötü çıkmıyor. Bazen böyle sürprizler de yapabiliyor biz de. He, maske öncesi yüz temizliyoruz ya abi. Şey diyorsun sen. Lan o makyaj temizleme sıvısı değil mi o ya? Makyaj temizleme sıvısı. Gerçekten hiç anlamıyorum böyle şeyler ya. Bak tonikle, dediğiniz tonikle makyaj temizleme, cilt temizleme şey aynı şey değil mi? Hayır mı? Ulan ne çok masraflısınız ya. Bir tanesini alın temizleyin işte. İkisi de cildi temizlemiyor mu ya? Sabunla çıkmıyor, sabunla temizlenmiyor mu yüzünüz? Şu foş yaptığın zaman köpürttüğünde bir suyu vurduğunda şu temizlenmiyor mu? Tonik canlandırıcı. Maskara çıkmıyormuş. Ha. Maskara çıkmıyorsa sıkıntı ya. Aseton ne oğlum? Toniklerin farklı türleri var. Bir de toniğin de farklı türleri var. Bir tane gidin alın adam gibi. Hacı Şakir sabun. O maskara falan dinlemez baba bak. Onu sür şöyle bir de lifler var ya doğal lifler. Deniz yosunu. Deniz süngeri. Onunla böyle haşır 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 girdin mi orada maskara falan çıkmaz. Maskara çıkmaz abi. Sürme maskara o zaman. Maskara ne ya? Ne maskara neresi oluyor?
maskara, makyaj. Maskara değil ki bu, rimel ya bu. Bu kaşa mı sürülüyor, kirpiye mi sürülüyor oğlum? E tamam. Kirpiye sürülen rimel değil mi? Maskara ne, rimel ne? Aynı şey abi. Niye iki isim var bunun? Tamam onu da böyle bak kolonyalı mendille şöyle şöyle yaptın mı çıkar o ya. Böyle pıt 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 yaptın mı çıkar. Çıkmama şansı yok arkadaşlar onun. Ne ki o yani? Nasıl bir kimyasal karışım var da çıkmıyor? Çok kirpik döker. Kaç paralı maskara bakayım. Oha! 1400 lira. Bobby bro. La vera valü. 369 liraya varmış ya. Onlar da kötüdür. Opak opak böyle tane tane şey bırakıyordur değil mi? Ucuz olanları olur mu yapıyor yani? Akıyor. İşte üzerine onun fıs fıs atmıyorsunuz. Dondurucu spreyi sıksanız akmaz o. Alacaksın board markerı, süreceksin oraya. Gözünü kapatıp pıst bir sıkacaksın işi. Dondu o artık, bitti. Çözerken de tinerle falan da yok. Şaka yapıyorum, sakın bir şey yapmayın. Şaka amaçlı söyledim amına be. Zaten bu... Sen de mi rimel kullanıyorsun? Yok, benimkisi anadan doğma. Kirpiklerim orijinaldir. Bilinmez değil. Bu sürprizi seviyoruz. O yüzden bu videoları çekiyoruz. Hadi o zaman şimdi bir diğer durağımıza doğru yola çıkalım. Maskara ve rimel hep aynı ürün gibi algılanır. Aralarında çok büyük farklar olmasa da kesinlikle aynı ürün değildir. Yarattıkları etkiye göre aralarındaki farkı algılayabilirsiniz. Maskara kirpikleri kalınlaştırırken rimel ise daha hafif bir görünüm verir. Aşıktır. Ay neymiş par... Aa, kızlar birbirine girdi. Hadi bakayım. Bu arada maskara sürenler net dolandırıcılık yapıyor. Rimel'in doğallığıyla maskaranın sahteliği, kusura bakmayın ama aynı şey değil. Aynı şey değil. Korp sonuna kadar yanındayım bu arada. Aranızda maskara sürenler varsa tamamen bu işi bilmeyen tiplerdir. Makyaj yapmasını bilmiyorsanız yapmayacaksınız kardeşim. Bu kadar da nettir. Bunun üstüne daha tartışma yapamazsınız burada. Rimelciler devam. İkisi de aynı abi. Değil işte. O zaman git yukarıdakiyle tartış. Ben ondan aldığım bilgiyi sana satıyorum. Biri kalınmış, biri inceymiş. Git onunla kavga et. Beni muhatap alma. Kadınlar dağılmayalım. Beraber duralım. Ne oluyor? Ne alakalı? Bıyıklı bir şoförle artık. Ya bu arada ben bu stili hiç beğenmedim. Onu söylemeyi unuttum. Yaz mevsimine özel arkadaşlar, İstanbul'da bulabildiğim en düşük puanlı havuzu buldum. Şu anda bu sıcaklarda en çok neyi... Nasıl yani? Köşk havuz? Dışarıdan havuza mı girmek için bir yer mi var? İhtiyacımız var diye düşündüm. Bence yüzmeye, şöyle bir keyif yapmaya. Şu anda Pendik Kaynarca'dayız. Bu şimdi tehlikeli. Burası ile ilgili bir yorum var. Bunu okumak istiyorum sizlere. Aile yeri deniliyor ama değil. Bir kadın olarak ortamdan açıkçası ben rahatsız oldum. Çocuklarımla gittim. 12-13 adam vardı. Ağızlarında küfürler, bakışlar bakış değil. Söylediğim halde hiçbir şey yapılmadı. Rahatsızlık verici ortamından dolayı orası sadece erkeklere özel bir yer gibi olmuş. Burası bir otel bu arada. Dışarıdan havuzuna girebiliyorsunuz. Ben sandım ki böyle birinin köşkü var, havuzunu açayım bari 3-5 kuruş para gelsin dedi sandım. Dün aradım, giriş ücretiniz ne kadar diye sordum. Giriş ücreti de hiç ucuz değil. 500 lira kişi başı. Çok fazla bence. Yuh, beach club'a mı giriyoruz? Neredeyiz yani? İçeride umarım böyle bir ortam yoktur. Hiç sevmem, rahatsız olurum. Havuzun pis edebiliyorsunuz, mikrop kaptırır, hasta eder. Ama ben sizde... Abi et yiyen bakteri ya. O birkaç gündür kafam ona takılıyor. Hani hayattaki sıkıntılarım böyle azalmaya başladı onu öğrendiğimden beri. Çok korkuyorum ondan ben. ...için kendimi feda edeceğim. Yani çok pis, üzerinde sinekler falan uçuşuyorsa... Yani bilmiyorum, o kadar edemeyebilirim ama... Haydi gidelim. Kalabalık mı acaba ya? Ya bayağı motelmiş ya. Girişi fena değil, tatlı. Ya havuz kullanmaya gelmiştik. Dün aradık, okey dediniz ama...
Gelebiliyor muyuz? Ama biraz giriş ücretinde biraz indirim yapın ya. 500 dediniz, ben mayon bile yok. Ben kendi için geldim. Ben de en azından 500 alamam. Yani ikinizden 800 alalım. Müthiş. Olur. Oo, iyi indirdi lan. 200 lira indirdi. 100-100. Üstümüzü burada değiştiriyormuşuz. Burası bildiğin oda ya. Oda bu. Yatağı olan soyunma odası. Burası mı? Balkonu. Şimdi kıyafetlerimi değiştirmek üzere beni bu odaya yönlendirdiler. Burası bildiğiniz otelin bir odası. Havuzu kullanmaya gelenlere özel burayı herhalde tasarlamışlar. Şöyle göstereyim. Şimdi ben üzerimi değiştireceğim. Gidiyoruz. Üzerimi değiştirdim ve havuzun yanına geldim. Şöyle bir yerleşmeden önce size göstermek istiyorum etrafı. Şöyle gelin benimle birlikte yürüyelim. Burası ile... Havuzun taşırması çalışmıyor. İlgili arkadaşlar, maalesef çok üzücü bir bilgi aldım. Burasının yüksekliği 2.40'mış. Yani beni boğulmam için yeterli yükseklik. Buraya falan düşersen beni alman gerekir bu arada. Kurtarman gerekir. Onu söyleyeyim. Yanlışlıkla bu tarafa falan gelirsem birazcık yardıma ihtiyacım... Burası sığ gibi ama ya. Yoksa gölge mi lan o şurası? Olabilir. O yüzden genellikle bu tarafta takılacağız. Atlayacağım birazdan. Ya atlamayı ben sevmiyorum ki ya. Atlamadan olmaz. Atlamalı mı olsun? Yani bu taraflar 1.60 küsürmüş. Buralarda takılırız. Çünkü bence bulanık gözüküyor. Yalan söyleyemeyeceğim. Ama aşırı pis değil. Çok pis bir görüntü görmüyorum. Şu anda boş etraf. Sadece bir anne ve kızı var. O yüzden de bence yüzmek için olanaklar sağlanmış. O zaman ben şimdi havuza gireyim. Sen gitmeyeceksin zaten. Değil mi? Bu sezonun ilk havuzu olacak. Bence güzel mekan ya. Bence Çeşme'de girdim ama iş için girmiştim. Bir şey çekiyorduk. İlk denk böyle bir işli olarak havuza yapalım. Geldiğim yer. O zaman gidiyorum ben. Çok soğuk arkadaşlar. Ay. Boy da bu arkadaşlar. Utanmadan boy da bu. Bir dakika şimdi ben bana sütlerin neşeyi göreceksin bir dakika. Hadi. Yemin ederim çok... Oha, yanıyor değil mi burada? İmdat. Bir dakika bakalım, boy vereceğim şimdi. Su yutma. Çok yüksek. Temmuz'un var ya şu an bütün kulak içi kalan kılları mılları hepsi havuza gidecek arkadaşlar aynı güzel. Helal olsun. Yaşam mücadelemi görmüşsünüzdür. Tekrar yapayım. Biraz daha iyiydi bu sefer, tekrar edeyim. Hadi tekrar. Ben oğlum ya. Sonra suyun dibine çıkabilecek miyim acaba, o korku, o endişe, o aksiyon. Kanala abone olmayı unutmayın. Ya Kordi böyle işte bak. Kordi demek ki çok o sahneyi görmek isterdin. Tam olarak böyleydi Lazon'a gitmeden önce. Görüntü bu. Ben şu an uyuyumla bu ortama uyum sağladım gibi olsun. Gerçekten böyle bir 90'larda geçen bir Amerika... Aynı gün. Amerika'da, filmde sanki oynayacakmışsın gibi değil mi? Çok oynadım ben. Bıyıkları kolay bırakmadık. 90'larda bıraktım anca bu kadar uzadı. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada bunu sormayı unuttum. Sizce oldu mu, olmadı mı? Bu bıyığı gördükleri an muhtemelen bıyık çoktan gitmiş olacak. Şimdi yorumumuzu yazalım müsaadenizle. Bir katkıda bulunalım. Bence burası 1 puanlık bir havuz kesinlikle değildi. Ama 5 puanlık da bir havuz değil. Burası ortalama, yazın sıcaktan çok fazla bunaldığınızda gelip serinleyebileceğiniz, ferahlayabileceğiniz bir yer. O yüzden ben buraya 3 puan veriyorum arkadaşlar. Bence gerçekten dolu dolu bir 3 puan burası. 3'ümüzü verdik. Biraz pahalıydı bence böyle bir yer için. Kıyafetlerinizi değiştirdiğiniz yer bence hiç iyi değil. Ya daha güzel bir kompleks olsa daha mutlu olurdum. Mesela ben duş alamadım çok güvenemediğim için böyle yerlere. Yorum yazıyoruz şimdi sizlerle, bir yorumumuzu da atalım. Sıcaktan bunaldığınızda şehirde serinleyebileceğiniz ortalama bir opsiyon. Abi şehirde olması büyük avantaj tabii. Yani 800 lira veriyorsun, iki kişi de indirim yaptılar. Sabah gitsen 9'da, akşam 8'e kadar takılsan, bütün günde atlayıp zıplayıp yüzsen, 200 liralık su harcasan orada çimlere attığın. İyi abi yani hani çantanın içine de 2 tane, 4 tane, 5 tane sandviç yapıştır geç. Şehirde böyle yerler çok var.